Merhaba arkadaşlar, denememiz Endemik Yayınları Türkiye Geneli 3. deneme sınavı TYT A Kitapçı Kimya Su Çözümleriyle başlıyorum. 8. sorudan başlıyoruz. KLMN atomlarına göre kütle numarası nötron sayısı grafiği verilmiş. Burada kütle numaralarını ve nötron sayılarımı yazdığımda K'nın kütle numarası K artı 1 iken nötron sayısı N, proton sayımız N artı 1'dir. L'nin kütle numarası K artı 1, nötron sayısı N artı 1. Buna göre proton sayısı N'dir. M'nin kütle numarası K artı 2. Nötron sayısı N artı 2. Buna göre proton sayısı N'dir. N'nin kütle numarası K artı 3. Nötron sayısı N artı 1. Proton sayısı N artı 2'dir. M atomunun proton sayısı en fazladır. N atomunun proton sayısı en fazla olacak. L ve N atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır. L ve N'nin nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı, kütle numaraları farklı. Sadece proton sayısına bakarak yorum yapabilirim. Kimyasal özelliklerin aynı olması için protonun aynı olması lazım. Protonların farklı olduğu için kimyasal özellikleri de farklıdır. L ve M atomları birbirinin izotopudur. L ve M'nin proton sayıları aynı olduğu için birbirinin izotop atomlarıdır. Cevap C seçeneği olacak. N eksi 2. N eksi 2. 2 elektron aldığında N artı 4 elektron sayısına sahip olacak. K artı 1. 1 elektron verdiğinde N elektron sayısına sahip olacak. Elektron sayıları aynı değil. O yüzden izelektronik olamazlar. L ve M atomları elektron sayıları farklıdır. L ve M'nin proton sayısı aynı. Elektron sayısı aynıdır. Bu nedenle yanlıştır. 9. soruda X, T, Y, Z elementleriyle ilgili yargılar verilmiş, hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Elektron katman dizilimlerini açtığımız zaman X 1. periyot 8A grubunda, Y 2. periyot 7A'da, T 2. periyot 7A'da, Y 3. periyot 2A'da, Z ise 3. periyot 3A'da grubundadır. Buna göre grup numarası en büyük olan 8A ile X'tir, doğru. İyonlaşma enerjisi en küçük olan Y'dir demiş. 3A'nın iyonlaşma enerjisi 2A'dan daha düşüktür. Kuralımız vardı. 1A, 3A, 2A, 4A şeklinde. Bu nedenle cevabımızın Z olması gerekiyordu. Atom yarıçapı en büyük olan Z'dir demiş. Atom yarıçapı en büyük olan periyodu, büyük grubu küçük olan Y'dir. T'nin elektronegatifliği en düşüktür. 7A grubundadır. Elektronegatifliği en yüksektir. Cevabımız yalnız 1'dir. 10. soruda amonyakla karbondioksit molekülleri verilmiş, yerlerinden hangisi doğrudur diye soruyor. Karbon 4A grubunda, azot ise 5A grubundadır. Azot 3A yapacak. Karbon ise 4A yapacak. Karbondioksit molekülünün Lewis formülünde ortaklanmamış elektron çifti sayısı daha fazladır. Karbondioksit'e ortaklanmamış elektron çifti sayımız 4'tür. Amonyak da 1'dir. Daha fazla doğru. Her iki molekül de polardır. Amonyak polar bir moleküldür, kutupludur. Fakat karbondioksit apolar bir moleküldür, kutupsuzdur. Yanlış. NH3 molekülünde bağlayıcı elektron çifti sayısı daha azdır. 3 çift bağlayıcımız var. 1, 2, 3, 4 çift bağlayıcımız var. Daha az. Doğru. Her iki molekülde de moleküller arası polar kovalent bağ bulunur. Molekül arası polar kovalent değildir arkadaşlar. Molekülün içi polar kovalenttir. Yanlış. Cevabımız 2 ve 4. Yanlış E seçeneğidir. 11. soruda XYZ maddelerin erime ve kaynama sıcaklıkları tabloda verilmiş, yargılardan hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Sıcaklık -10'dan 120'ye çıkarıldığında sadece Y iki kere hal değiştirir diyor. -10 santigrat derecede X'imiz sıvı haldedir. 120'ye çıkardığımızda gaz hali geçer. Yani X bir kere hal değiştirdi. Y'miz ise -10'da katı haldedir. 120'ye getirdiğimizde hem sıvıyı hem gaz haline geçecek. İki kere hal değiştirecek oldu. Z ise -10 santigrat derecede sıvı, 120'de gaz haldedir. Tek bir kere hal değiştirdi. O yüzden sadece Y iki kere hal değiştirmiştir. Doğrudur. Y'nin kaynama sıcaklığında X ve Z karışımı homojendir. Y'nin kaynama sıcaklığına baktığımız zaman 100'dür. 100 santigrat derecede X gaz, Z gaz halde. Gaz-gaz karışımları her daim homojendir. X'in sıvı olduğu sıcaklık aralığında, X'in sıvı olduğu sıcaklık aralığı -117 ile 78'dir. Z iki defa hal değiştirmiştir. -117'de Z'miz katı halde bulunur. 78'de ise gaz halde bulunur. İki hal değiştirmiş arkadaşlar. Katı halden sıvı hale, sıvı halden de gaz hale, doğrudur.
Y'nin sıvı olduğu her sıcaklıkta. Y'nin 0 ile 100 arasında sıvı olduğunu biliyoruz. X de sıvı haldedir. 0 ile 100 araya baktığımız zaman burada 0, burada 100. O zaman X her sıcaklıkta sıvı haldeymiş. Maalesef 100 hali gaz halinde. O yüzden D seçeneği yanlış. Oda sıcaklığı yani 25 santigrat derecede. Sıvı halde X, sıvı halde Y, sıvı halde Z bulunacak. O yüzden her üç madde de sıvı haldedir. Doğrudur. 12. soruda eşit kütlede azot ve hidrojen alınarak tam verimli gerçekleşen tepkimelerden maddelerden birinde artma oluyor arkadaşlar. 11 gram. Buna göre yargılardan doğru ve yanlışlarını bulacağız. Azottan 1 mol tepkimeye girdiğinde hidrojenden 3 mol tepkimeye girer. 1 mol azot 14 çarpı 2'den 28 gramdır. 3 mol hidrojen 3 çarpı 2'den 6 gramdır. Yani 28 gram azot, 28 gram hidrojen alındığında azotun tamamı tepkimeye girerken hidrojenin 6 gramı tepkimeye girer ve 22 gram artar. 11 gram artma olduğuna göre demek ki 14 gram N2, 14 gram hidrojen alınmış, hidrojenin 11 gramı artmış, 3 gramı tepkimeye girmiştir. Azotun ise tamamı tepkimeye girmiş. Başlangıç karışım 28 gramdır. 14-14, 28 gram doğru. 1 mol NH3 oluşur demiş. Buraya baktığımız zaman buradan 14 girmesi demek, yarım mol tepkimeye girmesi demek. Yarım mol tepkimeye girdiğinde NH3'ten 1 mol oluşur. Doğru. Sınırlayıcı bileşen bitendir. Biten N2 olduğuna göre sınırlayıcı bileşenimiz N2'dir arkadaşlar. 3 yargımız da doğrudur. Cevabımız A seçeneğidir. 13. soruda oda koşullarında XYZ ile gösterilen kaplara üstlerinde yer alan büretlerde bulunan çözeltiler tamamen ekleniyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diye soruyor. 2 mol HCl arkadaşlar asit çözeltisi, 1 mol sodyum hidroksipaz çözeltisi. Yukarıdan gelecek asitte hidrojen iyonlarının molü 2 mol, aşağıda ise 1 mol hidroksil iyonu bulunur. Yukarıdan eklediğimiz asit miktarı fazla olduğu için ortam asidik olacak, pH'den küçük olacak. İkinci durumda yukarıdan eklediğimiz bazda OH eksi iyonlarının mol sayısı 2 moldür. Aşağıda asitimizde hidrojen artı iyonlarımızın molü 1 moldür. Yukarıdan eklediğimiz baz fazla olduğu için pH'imiz 7'den büyük olacaktır. Yukarıdan eklediğimiz asitte hidrojen artı iyonlarının molü 2 moldür. Aşağıdaki OH eksi iyonlarımızın molü de 2 mol. Eşit olduğu için tam nötralleşme gerçekleşecek ve pH 7 olacaktır. X kabında pH azalır demiş. Bazda 7'den aşağıya düşecek. Yani pH değerim azalacak. X kabında tepkime artansız gerçekleşir. X kabında asitten fazla olduğu için artansız gerçekleşmedi. Yanlış olan seçeneğimiz B seçeneğidir. Z kabında tam nötralleşme olur. Evet, tam nötralleşme olur. Y kabında zamanla pH artar. Çözeltimiz asitli, baz koyduk. pH'ini arttırdık. Doğru. Y kabında oluşan çözelti kırmızı tonu sol maviye çevirir. Bazik olduğu için arkadaşlar pH 7'den büyük olacağı için son durumda maviye çevirecektir. Burada ayrımsal damıtma düzeneği verilmiş bize. X ve Y sıvılarından oluşan bir karışım aşağıdaki düzenek yardımıyla bileşenlerine ayrılıyor. İşlem sonunda damıtma balonunda Y sıvısının kaldığı belirleniyor diyor. Damıtma balonu yani burada Y sıvısı kalıyorsa X buraya geçmiştir. Demek ki kaynama noktalarını karşılaştırdığımızda X'in kaynama noktası Y'nin kaynama noktasından ne yapacaktır? Daha küçük olacaktır. Ayrımsal damıtma işlemi yapılmıştır. Evet, ayrımsal damıtma düzeneğidir. Düzenekte bulunan cam parçacıkları sayesinde düşük sıcaklıkta buharlaşan Y moleküllerinin bir kısmı damıtma balonuna geri döner diyor. Evet, buradaki cam parçacıkları iki sıvının buharının birbirine karışmamasını sağlıyor. Doğru. X maddesinin tanecikler arası çekim kuvveti Y maddesininkinden az olduğu için X maddesi daha önce kaynayarak karışımdan ayrılır. Moleküller arası çekim kuvveti, tanecikler arası çekim kuvveti küçük olduğu için zaten kaynama noktası küçük. Bu nedenle birbirlerinden ayırabiliyoruz. Doğru. Cevabımız E seçeneğidir.